Merhaba, bugün cumartesi. Az önce çarşamba günü çektiğim vlog paylaştım. Niye böyle? Arada boşluk oldu. Şimdi bir önceki vlogda ben artık yeni bir karar aldım. Artık her gün video çekeceğim vesaire demişken yani çekemedim. Neden çekemediğimi anlatacağım şimdi. Çünkü çarşamba günü yani o videoyu çekerken de böyle hafif kendimi kötü hissediyordum. Ama perşembe günü sabahında çok kötü hastaydım. Ve Muhammed'le konuştum. Muhammed iş yerinde çok kötü olmuş. Buradaki Ankara'daki ablamın kızları kötü olmuş. İkisi birden yani biraz arayla ama ikisi de kötü olmuş. Eniştemin işte midesi kötü, ablamın kötü, babam bayağı yatıyormuş. Böyle bir anda hepimiz haberdar olduk birbirimizden. Herkes hasta olmuş. Galiba gıda zehirlenmesi oldu. Yani hiçbir fikrim yok. Galiba hepimiz bir şey yediğimiz bir şeyler zehirlendik. Ne zamandı? Salı akşam hep birlikte dışarıda yemek yemiştik. Birlikte çocuklar da vardı. Galiba orada yediğimiz bir şey dokundu. Sanırım bir daha da orada toplanmayacağız. Çünkü yani böyle hepimizi devirdi resmen. Bayağı kötüydük. Muhammed'le iki kez hastaneye falan gittik aynı gün içinde. Fotoğraflarımız da var. Yani çok kötü. Şu an daha iyi hissediyorum. Hala ilaç içiyorum ama bayağı hani kötüydüm. Muhammed de daha da kötüydü. Onun ateşi falan da çok çıktı. Şu an annemle babam hala biraz dinleniyorlar, yatıyorlar. Onlar tam iyileşmiş değiller. Ablamla eniştem hani bir tık kötü oldu. Yani böyle sıra sıra hepimiz hasta olduk. Yengem işte evine döndükten sonra orada hasta olmuş. Amcam ona serum takmış vesaire. Amcam doktor bu arada. Serum takmış yengeme. Bize burada serum taktılar. Kötüydü, o yüzden çekemedim. Haliyle. Bugün kendimi biraz daha iyi hissediyorum. O yüzden bugün çekeyim diye düşündüm. Biraz böyle enerjisiz bir vlog olabilir. Yine de çok şey yapmaya çalışmayacağım. Yansıtmaya çalışmayacağım. Bir şeyler yedim. Kahvaltımı yaptım. İlaçlarımı içtim. Şimdi bir kahve yapmayı planlıyorum kendime. Yani kaç gündür kahve de içemiyorum. Çünkü midem rahatsız olduğu için içemedim. Hiç canım da çekmedi. Bir kez denedim. Onda da içemedim. Bıraktım. Ben kahve içemedim. Yani o kadar kötü oldum. Şimdi ama kahve içeceğimi hissediyorum. Annem izleyince kızacak şimdi. Bir de işin üzücü kısmı ne zaman? Perşembe günü Muhammed'in arkadaşları Hilal ile Eren gelecekti. Zaten Tokat videosunu göstermiştim. Onlar Ankara'ya mobilya bakmaya geliyorlardı. Biz de kalacaklardı. Birlikte yemek yiyecektik. Güzel bir akşam geçecektik. Ama hasta olunca, hastanelerde sürününce onu da iptal etmek zorunda kaldık. Ertesi güne hazırlandım ama bu sefer de onlar geri dönüyorlardı, gelemediler. O üzücü oldu. İnşallah başka sefer. Şimdi ben hasta olmadan önce bir sürü biber, onları konserve yapmayı planlıyorum. Yani böyle sarımsaklı, yağlı bir konserve yapmayı planlıyorum. İnşallah yapabilirim çünkü bir sürü biber aldım. İnşallah güzel olur. Temiz kapak gerekiyor. O yüzden dışarı çıkıp şöyle 8-10 tane temiz kavanoz kapağı alacağım. Yoksa yani o kadar emeğim çöpe gider. Bir işe yaramaz tutmazsa da. Bir de dışarı çıkmış olurum. Şöyle bir hava alırım. Hazır güneş açıyorken. Çünkü öğleden sonra yağmur yağıyor. Resmen son böyle bir aydır böyle yani. Yarın markete giderim. Böyle biraz yürümüş olurum. Kavanoz kapaklarını da alıp gelirim diye düşündüm. Ama önce saç kurutma makinesiyle şu duvarda bir yıldan fazladır duran yapışkanları çıkaracağım. Bunlar Muhammed'in doğum günü partisinden kalan yapışkanlar. Çok zorlandım. 7-8 dakikadır bir tanesini ancak çıkardım. Bir yıldır Muhammed diyor ki bunu fön makine, buradan ona sesleniyorum. Bunu fön makinesine hemen çıkarırsın, hemen çıkarırsın dedi, sürekli dedi yani. Aslında çok basit bir fön makinesini alıp yapmadım vesaire. Yapmak o da yapmadı. O yüzden bir yılı aşkındır duruyor. Ya bir yıl demeyeyim de geçen sene Ağustos işte 11 ay, 10 ay. Çok da kolay bir şey değilmiş Muhammed Bey. Evet. Hiç belli olmuyor. Yani biraz belli oluyor. Şuralarda biraz. Ama hiç önemli değil. Diğeri çok kötü gözüküyordu.
Ne iyi. Bu arada şunu da kaldıracağım salondan. Zaten burada değildi de. Size şey göstereceğim. Çarşamba günü kahvaltı yaptığımız gün ablam getirdi bunu. Ablamla işte mantar dönüşünü Isparta'dan almışlar. İçinde de bir şeyler var. Sizi dinlemek için istedim. Ben şöyle biraz dışından baktım. Belki çok hani bilinen bir settir ama hoşuma gitti benim. Şunu kenara koyayım, içindekilere bakacağım. Altı da mı? Yok. Altı tabak yapmışlar sanırım seramikten. Üstüne de mum var gül şeklinde. Kutu. Bunu açsam. Şöyle bir şey. Bir kutu. Şöyle bir kutu. Dışın yani kalp şeklinde ama dışında da gül desenleri var. Sadece birazcık tozlu. Bunu yıkayacağım. Çok tatlıymış. Gül suyu. Tabii ki Isparta'nın vazgeçilmezi. Bu neymiş? Krem. Oo, çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel. Harika kokuyor. Teşekkür ediyorum. Bunu ben çok yakmak istiyorum şu an ya. Neyse, bir süre dursun. Sonra yakarım. Ben şimdi bir tane markete girdim. Orada kavanoz kapağı bulamadım. Çok tatlı minicik bir karpuz vardı. Onu aldım. Şimdi ben bir tane daha markete bakacağım. Orada var mı yok mu diye. Orada yoksa yanında bir tane daha market var. Bir de ona bakacağım. Bulmam lazım. Ne yapacağım ben o kadar biberi? Evet, çok markette de. Ben kapak bulamadım. Hiçbir yerde. Annemde fazla vardı. Ondan alacağım ama bugün olmaz herhalde. Yarın alabilirsem yarın yaparım. Zaten bahane oldu. Hiç de halim yoktu o biberleri öyle doğrayıp soğanları soyup kaynatmaya falan. O da bir bahane oldu. Ben şimdi sadece akşam için hazırlık yapacağım. Teyzelere mercimekli köfte yapmayı planlıyorum. Bir de böyle muzlu pasta gibi bir şey yapmayı düşündüm. Krem şanti varsa muzlu pasta gibi bir şey yapacağım. Yoksa tekrar düşüneceğim. Evet, ben mutfağa girdim. Saat 3. Bir saat falan çıkarım diye düşünüyorum. Peynirli börek yapacağım. Pasta yapacağım. Yani pasta dediğim muzlu kek yapacağım aslında. Hani kek yapıp güzel kabarırsa keseceğim. Arasına işte muz falan koyacağım. Onun üstüne de krema süreceğim. Bir de mercimek köftesi yapacağım. Böyle. Keki şöyle yaptım. Bir sürü damla çikolata koydum üstüne. Çıkınca da o borcamdan çıkaracağım. İkiye böleceğim. Arasına da krem şanti ve muz koyacağım. Bence çok güzel olacak. Evet, krem şanti de hazır. Şimdi bunu kapatıp dolaba koyacağım. Kek soğuyunca çünkü ancak süreceğim üstüne. Of. Evet, böreğim de pişiyor. Daha doğrusu ben bunu yarım pişireceğim. Sonra gelmelerine yakın tekrar fırını açacağım. Evet, ben çıkıyorum mutfaktan. Sadece böreği unutmamam lazım. Yarın pişireceğim. Sonra hani hem geldiklerine daha pofuduk çıtıştır. Sıcak sıcak olsun diye. Geri kalanını da onlar gelmesine yakıp pişireceğim. Keki de soğumaya bıraktım. Soğuyunca kremasını işte muzu vesaire koyup hazır hale getireceğim. Kendime ödül olarak ne aldım? Bunun dışında ne gelmiş? Karamelli soğuk kahve. İçeceğim bunu. Tadı nasıl bilmiyorum. Ben karamelli kahveleri çok severim. Eskiden çok içerdim. Yani bir dönem yani o kadar sık karamelli kahve içerdim ki şimdi o kadar içmiyorum ama soğuk kahve fikri çok cazip geldi. Bunu içeceğim.
Bir de tahminimden daha uzun sürdü. Ben 1 saat demiştim, 1,5 saat sürdü. Saat 4,5. Normalde çaya gelecek kişiye yemek masası hazırlanmıyor biliyorum ama küçük çocuğu olanlar çayı daha rahat içiyorlar yemek masasında. Gözlemim o. Gerek ablamlardan, gerek işte Muhammed'in ailesinden gözlemlediğim o. O yüzden yemek odasına hazırladım sofrayı. Onu da göstereyim. Şöyle hazırladım. Hem böyle biraz şey olsun dedim. Nasıl desem, piknik tarzı dışarıda oturuyormuş gibi yeşil ve krem yaptım. Şuna haşladığım mısırları koyacağım. Aa, bir de mısır haşlayacağım. Evet. Çekirdek çıkardım. Bunlar tabii bozulmayacak olduğu için böyle dizdim bunları buraya. Ben böyle masayı önce hazırlamayı çok seviyorum. Böyle sanki çok büyük bir şey yapmışım gibi geliyor. Halbuki çok böyle 5-6 dakikalık bir iş. Ama önce hazırlayınca kafam çok rahat oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü acele sofra hazırlamaktan hiç hoşlanmadığımı fark ettim. O yüzden böyle 2 tane tabağı bile şimdiden koydum yani. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir, severek izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.